Merhaba, adım Burcu Dursun Kaya. Bugün sizlere PTC Vinci Projecting modülünün 11.2 versiyonundan bahsedeceğim. 5 senenin üzerinde informatik firmasında kurumsal PLM sistemleri üzerine kurumsal çözümler uzmanı olarak çalışıyorum. Burada mail adresim yer alıyor. Sormak istediğiniz daha sonraki soruları bana buradan istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Vinci Projecting modülünün özelliklerinden veya yeteneklerinden bahsedeceksek öncesinde Vinci'de proje yönetimi nasıl kullanılıyor, ne amaçla kullanılıyor? Önce bundan bahsedelim. Vinci'de proje yönetimi bir proje planını oluşturmak ve bunu yönetmek için kullanılabilir. Yeni ürün projesi olabilir veya herhangi bir organizasyon projesi olabilir bu sizin için. Nasıl bir proje planı yönetmek istiyorsanız bunun için Vinci Project'te proje planınızı yönetebilirsiniz. Bunun dışında proje modülünde 7 ürün tasarımı dışında productlarımız ve proje modülümüz var. Birazdan daha sonraki ilerleyen aşamalarda demoda bundan bahsedeceğim. Şimdi halihazırda seri üretimde kullandığınız parçalar, dokümanlar ya da işte kullandığınız datalar yer alıyor olabilir. Proje modülünü mesela o datalarda bir proje yapmak istediğinizde bir iyileştirme, bir değişiklik sizin için nasıl ifade ediliyorsa bunu yapmak istediğinizde halihazırdaki product altında bunu değiştirmek yerine bir proje oluşturup project link altında bir proje oluşturup yani bu projenin nasıl sonuçlanacağından emin değilsiniz. Belki istediğiniz gibi sonuçlar alacaksınız belki veya sonuçlar istediğiniz gibi olmayacak. Yani bunu şu aşamada tahmin edemiyorsanız, bunu bir sadece deneme yanılma yöntemiyle görmek istiyorsanız bunun için bir proje oluşturup datalarınızı hatta projeyle paylaşıp sonrasındaki projede işte ilgili görevleri, aktiviteleri göstereceğim tabii ki bunları demo sırasında. Bunları oluşturup gidişat hakkında yani bu istediğiniz iyileştirme ya da değişikliğin nasıl olacağı hakkında sonrasında bir çıktı alabilirsiniz. Ve bunun için bir proje yönetimi, proje modülünü kullanabilirsiniz. Ve halihazırda seri üretimde olan parçalar yani ya kullanılan parçalar ya da datalar neyse bunlar proje sırasında projeye aktardığınızda projede değişiklik de yapabilirsiniz tabii ki. Bunlar da istediğiniz bazı değişiklikler mesela delik açmak ya da farklı değişiklikler yapmak neyse bunlar yapılabilir. Ve sizin kullandığınız halihazırda üretimde ya da seri üretimde olan parçalar bundan etkilenmeden siz projede istediğiniz gibi değişiklikleri yönetiyor olabilirsiniz. Daha sonra projeniz istediğiniz gibi sonuçlandığı durumda bu dataları halihazırda product altındaki yer alan kullanılan datalar üzerine yeni bir iterasyonla yazdırabilirsiniz veya istediğiniz gibi bir sonuç almadıysanız bu projeyi saklayabilir. İşte şöyle bir deneme yapmıştım ama şöyle bir sonuç almıştım. İstediğim gibi olmamıştı deyip bunun kaydını da tutmuş olursunuz. Bunun dışında proje yönetimini bir portal gibi de kullanabilirsiniz. Yani şöyle mesela tedarikçi ya da alt yüklenicilerle bir data paylaşım portalı gibi düşünün. Product altında kullandığınız sizin kendi içerisinde organizasyonda yer alan datalarınızı bir proje oluşturup projeyle paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu dataları. Ve proje takımlarına da projelerinde kendi takımları olacak. Tabii ki product mantığında aslında her projenin kendi takımı ve takımının altında yer alan kullanıcılar ancak o projeye erişiyor olacak. Bu takıma eklemek istediğiniz yüklenicileri, alt yüklenicileri ya da tedarikçilerinizi ekleyebilirsiniz. Ve bu projeyle paylaştığınız bu dataları bu yükleniciler ya da tedarikçiler ya da kim dışarıdan kaynak olarak kullanılan kimler ise bunlar erişiyor olurlar. Hatta isterseniz sadece görme yetkisi tanıyabilirsiniz veya isterseniz değiştirme yetkisi de tanıyabilirsiniz. Tabii ki bu sizin nasıl yönetmek istediğinizle alakalı. Bunu istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.
sadece görsün, hiçbir şeyle oynayamasın diyebilirsiniz. Ya da şu datada işte değişiklik yapsın, hatta sonrasında bana onaya sunsun bile diyebilirsiniz. Bunları da proje modülüyle istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yani başka bir portal şeklinde, dataları paylaşma portalı gibi de kullanabilirsiniz. Burada mesela örnek olarak bir proje planından bahsediliyor. Proje planı tabii ki dataları, yani buradaki proje modülünün aslında proje yönetimindeki en güzel özelliği de bir çıktı sunabilmesi size. Vinci Project Link modülünde siz bir aktivitenin sonucunda, tabii ki isteğe bağlı, bu aktivitenin sonucu bir çıktı olabilir, bir somut data, bir doküman, bir teknik resim olabilir ya da olmayabilir, önemli değil. Ama bir çıktı bekleniyorsa siz bu aktivitenin sonucundaki eklenmesi gereken data neyse bunun çıktısını da ilgili kaynaktan, aktivitenin kaynağından isteyebilirsiniz. Bu Vinci Project Link'in en güzel özelliklerinden biridir. Tabii ki proje planlarımızı takip ediyor olacağız. Aktiviteler ne durumda, kaçı kapanmış, hangileri kapanmış, geç kalmış, bitmesi gereken tarihte bitmemiş ya da teslimatlar dediğimiz gibi deliverable data ilişkilendiriliyor olabilir. Bunlar yüklenmiş mi, yüklenmemiş mi, bunları takip ediyor olabilirsiniz. Kaynaklarımızı tabii ki takip ediyor olacağız proje yönetimi gereksinimi olarak. Bu kaynakların hatta isterseniz maliyetlerini de girebileceksiniz proje yönetiminde. Hatta bu size proje ortalama maliyeti de çıkarıyor olacak. Dediğim gibi proje modülünde de, Project Link'te bir proje oluşturduğunuzda da product'taki mantığında aslında klasör mantığı aynı şekilde var. Bu klasörlerde tabii yetkiler de aynı şekilde. Bu arada takım var demiştim. Takımda rollerimiz yer alıyor olacak. Rollerin altında ilgili kullanıcılar yer alıyor olacak. Siz hali hazırda product mantığında ya da dediğim gibi kullandığınız şu andaki pandemic tarafı diyelim ya da product mantığında datalarınızdaki yetkileriniz nasılsa ya da nasıl bir yetki tanımlaması yaptıysanız istediğiniz şekildeki bir yetki tanımlamasını aynı şekilde proje altına da yönetebilirsiniz ve dediğim gibi projenin de bir çıktısı olabilir. Projenin de bir dokümanı yönetilebilir. Proje içerisinde dokümanları ya da çıktıları yönetiyor olabilirsiniz. Bunları da ilgili klasörler altında ilgili kullanıcılar yüklüyor, ilişkilendiriyor, hatta paylaşıyor olabilirler. Product altından data da paylaşılabilir. Bunları düzenliyor olabilirler. Bunların yetkisini de ilgili roller altından istediğiniz gibi tanımlayabiliriz. Burada ayrıca dediğim gibi proje planını görüntüleme, hatta Gantt şeması şeklinde görüntüleme, zaman çizelgesi şeklinde görüntüleme ya da capacity report dediğimiz kaynakların kullanımını görüntüleme veya bunlar üzerinde yeni raporlar oluşturma, custom raporlar da tabii ki oluşturulabilir. Bunlar şeklinde çıktılarla projelerimizin de gidişatı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ayrıca Vinci'deki Project Link modülü MS Project ile entegre çalışmaktadır. Yani proje planımızı Project Link üzerinden oluşturabiliriz. Yeni bir proje planı oluşturabiliriz. Hali hazırda bir proje template'imiz varsa hatta proje template'leri de oluşturabiliyoruz. Proje template'leri şöyle, belli başlı planda yer alması gereken genel olarak hani bir proje planlarınızdaki aktiviteler, yani ortak aktiviteler genelde varsa ve kaynak kullanımında ortak roller genelde tüm projelerinizde bu roller yer alıyorsa bunlar üzerinden bir tane ilk aşamada bir şablon oluşturup sonrasındaki proje planlarınızı bu şablonlardan türetiyor olabilirsiniz. Tabii ki türettiğiniz proje planlarında ya da projelerde istediğiniz gibi daha sonra değişiklik yapmanız mümkün. Ama sizdeki iş yükünü azaltmak amaçlı şablonlarla kullanılabilir. Dediğim gibi burada oluşturabileceğiniz proje planları dışında MS Project'te de proje planlarınızı oluşturuyor ve Vinci ile aktarıyor, Project Link modülüne aktarıyor olabilirsiniz. Bunun için MS Project'te dediğim gibi entegre çalışıyor ve çift yönlü entegre. Ve mesela aktardınız proje planınızı ve burada start verdiniz. Tabii burada start vermek ne demek? Burada bir iş akışı çalışacak tabii ki bu proje planı. Aslında Vinci'nin bir güzel özelliği de bunu bir iş akışı şeklinde yönetiyor olması. Manuel ilerleme söz konusu değil. Burada aktivitelere atanan kaynaklara görevler gidiyor olacak. Aynı iş akışı mantığında Vinci'de bir product altında düzenlediğimiz yayın süreçleri, değişiklik yönetimi gibi. Burada da proje planında yer alan aktivitelerin başlama tahmini, başlama bitiş sürelerine göre
ilgili aktiviteler kullanıcılara, daha doğrusu kaynaklara görev olarak atanıyor olacak. Burada dediğim gibi MesProject'te projenizi oluşturup Vinci ile aktarıp burada start verebilirsiniz ve daha sonra proje planı ilgili süreleri bakımından ve başlaması gereken tarihlere göre ilgili kaynaklara atanıyor olur. Daha sonra proje yöneticisi bunları inceleyebilir. Proje planı ne durumda, kimler görevlerini kapatmamış, kimler kapatmış şeklinde. Veya proje planını değiştirmek isteyebilirsiniz belli bir aşamada. Sürelerle oynanabilir ya da ertelenebilir, bazı süreler değiştirilebilir. Bunun için proje içerisinde Project Link'te proje planınızı güncelleyebileceğiniz gibi MS Project'e aktarıp halihazırda yürüyen projenizde, tabii bunun için genelde projelerimizde hani sistemde her bir şeyin yaşam döngüsü var diye daha önceden bahsetmiştik. Project Link de aynı mantıkta. Sistemde yer alan her bir şeyin bir yaşam döngüsü var. Projemizin de bir yaşam döngüsü var. Projemizin ilk tanımlanma aşaması gibi işte çalışılıyor, yani running pozisyonda şu an hali hazırda yürüyor aşaması ya da durdurulma aşaması gibi. Mesela hali hazırda çalışan bir projeyi, şu an yürürlükte olan bir projede bir değişiklik yapmak istediğinizde aktiviteler bazında sürelerle ya da belki yeni bir aktivite ekleyeceksiniz ya da kaynak bazında bir değişiklik yapacaksınız. Bunun için proje planını Project Link'te güncelleyebileceğiniz gibi proje planını MS Project'e aktarıp MS Project'e güncelleme yapıp tekrar Project Link'e aktarabilirsiniz. Tabii bu aşamada dediğim gibi projenin de state'leri, yaşam döngüsü durumları var demiştim. Böyle bir durumda Vinci'de her şeyi yaşayan bir durumda olduğu için, yani saniyesinde bir şey değişebileceği için, böyle bir durumda bir değişiklik yapılacağında tabii ki proje planında durdurulma ya da hani planı durdurmayı tavsiye ediyoruz. Ki ben buradan bir proje planını MS Project'e örnek olarak bahsediyorum. Aktardığımda bir değişiklik yaparken hali hazırda bir arkadaşım görevini kapatmasın ya da görevinde bir değişiklik yapmasın ki benim çıkarttığım, güncelleyeceğim proje planı aktarırken bir arada fark söz konusu olmasın şeklinde proje planlarınızı tabii ki durdurmayı tavsiye ediyorum. E, 11.2 ile gelen bir yeni özellik var. Bugün özellikle bundan da bahsedeceğim. Demo sırasında göstereceğim. Projede tabii bu 11 ile aslında başlayan bir süreç diyebilirim. Projelerde artık 11'den sonra birkaç tane altında plan oluşturmanız mümkün. Tek plan olmak zorunda değil bir projede. Farklı planlar yer alabilir. Marketing departman, departman bazında farklı planlarınızı, engineering için farklı, marketing için farklı ya da farklı bir aktivite grup bazında yönetmek istediğiniz bir şey varsa farklı planlar, bir proje altında birkaç plan oluşturabilirsiniz. 11.2 ile ilgili de bu planları birbiriyle artık ilişkilendirebilirsiniz. Mesela en genel bir planınız olabilir. Altında o alt farklı farklı planları ilişkilendirip bu en tepedeki en genel planın bitmesi için bu alt planların hepsinin bitmesi ya da birbiriyle ilişkili olmasını düzenleyebilirsiniz. Bunu artık yönetebilirsiniz. Bu 11.2 ile gelen bir yeni özellik. Insert, sub plan, evolve, below ya da child şeklinde yeni bir menü bizim karşımıza çıkıyor artık plan sayfasındayken. Burada küçük bir videomuz var. Bu video hatta farklı alt planlar ya da farklı planlardan oluşan bir genel planın gidişatı hakkında burada bir proje planı oluşturulmuş. Bunda nasıl düzenleniyor ya da alt kırımdaki bir, yani daha doğrusu farklı bir plan kapandığında plan nasıl etkileniyor? En güncel plan diyelim, en genel plan nasıl etkileniyor? Bununla ilgili kısa bir video var. Bunu izletmek istiyorum. Sonrasında da demo çalışmasına, demo tarafına geçeceğiz. Farklı planlar var burada gördüğünüz gibi. Projede farklı farklı planlar görebilirsiniz demiştim. Hatta bunları ilişkilendirilebilir artık 11.2 ile demiştim. Bir alt farklı bir planı mesela tamamlıyor. Manufacturing kısmı için.
Burada da farklı farklı planlar altında oluşturulan bir genel planında da onunla ilgili bilgi sahibi olabilir. Bakın o planı bunun bu plan en genel planla ilişkilendirdiği için onu da burada görebiliyor. Ben kendi sistemimden devam edeceğim. Winchill'de kullanıcı olarak giriş yaptım. Sonrasında artık product kısmı dışında kütüphane, product ve burada recent projects dediğimiz artık proje yönetiminde kullanacağımız alan geliyor olacak ve bunun altında projelerimiz yer alıyor olacak. Projelerin hepsini görmek istediğimde Bevel dediğimde tüm projelerimi görebilirim. Burada istediğiniz kadar projeyi yani daha doğrusu hali hazırda dahil olduğunuz projelerin genel anlamda bilgi sahibi olmak açısından durumları işte hatta proje oluştururken bazı bilgiler, parametreler tanımlıyor olabilirsiniz. Bunları yönetmek mümkün. Proje bazında mesela parça numarası, müşterisi ya da projeyle ilgili bir parametre tanımlamak istiyorsanız bunu tanımlayabilirsiniz. Sonra da bu sayfada projeleri hakkında bu parametreler bazında da burada bu görünüme getirmek mümkün tabii ki. Projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii ki sistemde her türlü görünümlerimiz var demiştik. Bu bilinen bir özellik. Şu an mesela bana güncel halihazırda aktif olan projelerimi gösteriyor. Ben tüm projelerimi göstersin dediğimde durumları bazında şu an mesela bir projemin durdurulduğunu görüyorum burada state bazında ve projelerin gidişatı hakkında buradan bilgi sahibi oluyorum. Tabii ki dediğim gibi burada projeleri dahil olduğum projeleri ben şu an görüyorum. Eğer burada tıkladığınızda bir projeyi var ama göremiyorsanız o proje takımında ya da o projeye dahil değilsiniz demektir. Şu an Gas Power Drill Project'inden devam edeceğim. Mesela projemi burada görüyorum. Dediğim gibi öncesinde projenizi göremiyor olabilirsiniz. İlk defa bir projeye dahil edildiyseniz ve projede daha çalışma yapmadıysanız burada projenizi gördükten sonra bir projenin üzerine tıklayarak artık o projeyle ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Projede de dediğim gibi klasör mantığı var. Bunun haricinde product'tan farklı olarak plan ve kaynak, meetings alanları ayrıca karşımıza çıkıyor burada. Klasör mantığında ilişkili datalarla ilişkili olarak proje yönetimi yapabilirsiniz demiştim. Bu nedenle klasörler altında da bu ilişkili datalarınızı burada yönetiyor olabilirsiniz. Burada datalarınıza ulaşabilirsiniz klasörler bazında. Bu klasörlere istediğiniz gibi yetkiler tanımlayabilirsiniz. İlgili rollerle ilgili olarak. Takıma mesela gittiğimizde bu projede yer alan rolleri görüyor oluyoruz burada. Burada roller ve altında kullanıcılar bazında takımdaki kullanıcıları, daha doğrusu proje takımında dahil olan kullanıcıları görüyorum. Yetkilerimi de bu roller bazında tanımlayabilirim. Dediğim gibi şablonlar oluşturabilirim ve şablonlarda rolleri tanımlayabilirim. Ve her sonrasındaki bu şablonlardan türettiğim yeni projelerde ilgili kullanıcılar dahil olmak üzere isterseniz kullanıcıları da dahil edebilirsiniz ya da sadece rolleri koyabilirsiniz. Kullanıcıları her proje bazında değiştirebilirsiniz. Nasıl yönetmek istiyorsanız buraya o roller geliyor olur ve sonrasında ilgili kullanıcıları tanımlıyor olursunuz projelerinizi oluşturduğunuz durumda. Burada tanımlanan her bir kullanıcı sistemde birer kaynak olarak atanır. Kaynaklarımızı da resource altından yönetiyoruz. Burada kaynakları görüyorsunuz. Tabii dediğim gibi kaynak canlı olabilir, cansız da olabilir. Siz bir tezgahı, bir sınıfı, bir fabrikayı, bir toplantı salonunu dahi projede kaynak olarak kullanabilir ve bunun durumu hakkında, kullanımı bakımından da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kaynaklarınıza maliyetler de girebilirsiniz. Kaynaklara kullanım maliyeti ya da saat başına bir maliyet tanımlayabilirsiniz. Sonrasında proje planında ilgili aktivitede bu kaynak ne kadar süre kullanılıyorsa ona göre aktivitenin de bu kaynak bazına bir maliyeti çıkar. Bunun dışında aktivitenin kendi maliyeti de olabilir. Bunu da ayrıca spesifik olarak ekleyebilirsiniz. Ve bunları girdiğiniz durumda eğer böyle maliyetler girdiğiniz durumda ortalama bir proje maliyeti de sistemde çıkarıp bunu yönetebilirsiniz ayrıca. Ayrıca bunun dışında projeyi ilk başta oluştururken bütçe tanımlaması da yapabilirsiniz. Bunları sistemde görme, yönetme biçiminin
istediğiniz gibi kullanmanız mümkün. Kaynakları dediğim gibi onun dışında burada gruplar olabilir, roller kaynak olabilir. İlla tek bir kişi atamak zorunda değilsiniz tabii ki. Bir aktivite birkaç kişi yönetiyor olabilir. Ortaklaşa bir şey çalışılıyor olabilir. Onun dışında kaynaklarda new resource dediğinde tabii ki bunu proje yöneticisi yönetiyor olacak. Tabii her bir kullanıcı böyle kaynak oluşturamıyor. Projeye dahil edilen bunun rollerine yetki verdiğiniz durumda diye söyleyeyim daha doğrusu. Proje yöneticisi ya da proje yöneticisine denk bir yetki verdiğiniz bir roldeki bir kullanıcı projede kaynak oluşturma yönetmesi mümkün. Burada WinChill user dışında other diyerek bir kaynak istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Dediğim gibi kaynaklar canlı olmak zorunda değil. Kaynaklardan, takımdan bahsettik. Toplantıdan bahsedeceğim. Klasörlerimden bahsettim. Plan tabii ki projenin en önemli özelliği plan kısmı. Proje oluşturulduğu zaman bir dediğim gibi şablondan oluşturuluyorsa bir proje planı default olarak geliyor olur. Sonrasında ilgili proje yöneticisi ya da projede yönetime sahip olan rolün altındaki kullanıcı diyelim. Bu burada istediği plandaki aktivitelerde düzenleme yapabilir. Yeni aktivite ekleyebilir, aktivitenin ismini değiştirebilir, var olanı silebilir gibi. Yani şablonu oluşturduğunuz aynı proje planını kullanmak tabii ki zorunda değilsiniz. Sadece iş yükünüzü azaltmak amaçlı. Ama istediğiniz gibi güncelleme yapmanız mümkün ya da baştan bir proje planı oluşturmanız da mümkün. Burada detaylar kısmında projeyle ilgili bilgilere erişiyorsunuz. Projeyi kim oluşturmuş, başlama tarihi ne zaman, şu anki durumu nedir gibi. Ayrıca burada execution control manuel yazıyor. Bu bahsettiğim MS Project aslında WinChill Project Link MS Project ile aynı mantıkta çalışıyor. Yani siz projeyi otomatik ya da manuel yürütme modunda oluşturabilirsiniz sistemde. Bu ne demek? Yani manuel eğer proje planında değişiklik daha doğrusu çok fazla esnek bir proje planı oluşturmak ve yönetmek istiyorsanız değişikliğin her daim olabileceği bir proje planı sizin için söz konusuysa bunu manuel olarak ilerletmeniz mümkün. Otomatik ilerleyen bir proje planı daha çok verilen tarihlere uyulduğu varsayılarak oluşturulan bir proje planı oluyor. Burada otomatikte de istediğiniz gibi güncelleme yapmanız mümkün ama otomatikte bazı durumlar ya daha doğrusu state'ler yer alıyor. Aktivitenin state'i, işte planın state'i, projenin durumu ya da yaşam dönüş durumu diyelim state'i gibi. Tabii bunlarda hani var olan bir daha doğrusu şu anda hali hazırda başlayan bir aktivitede bir güncelleme yapmak istiyorsunuz. Tabii ki öncesinde bu aktivitede bir durumuyla ilgili bir güncelleme yapmanız gerekebilir. Onu bir önce durdurmak, sonrasında güncelleme yapıp tekrar başlatmanız gerekebilir. Otomatikte güncelleme bu şekilde oluyor. Ya da hali hazırda başlamayan bir aktivitede güncelleme yapabiliyorsunuz. Otomatiğin manuelden bir farkı da otomatikte mail iletiliyor sistem tarafından. Çünkü sistem diyor ki bu tamam bu plana uyacağı varsayılarak bir proje planı oluşturursa daha doğrusu tarihlere uyulacağı varsayılarak bu durumda ben ilgili tarihlerde ilgili görevler başlatıldığında kullanıcılara görev olarak atarım. Bunu da mail olarak iletirim diyor. Normalde tabii ki MyTask altında aynı şekilde normalde bir iş akışında gelen görevi MyTask tablosu altında ana sayfada görebildiğiniz gibi projeden gelen görevleri de orada görüyor olacaksınız. Ama otomatik ilerleyen bir proje planında ayrıca size mail de iletiliyor olacak. Ama iki türlü de MyTask altından görebileceksiniz. Tabii ki aktivitelerden gelen görevleri size. Schedule tabına geçtiğimde burada proje planımı görüyorum. Bakın burada da görünümlerim var. Şu anda proje planında görmek istediğim verilerle ben bir görünüm oluşturdum. Burada proje planım yer alıyor. En üstte ismi, altında aktiviteler yer alıyor. Aktivitelerin süreleri, tahmini başlangıç, bitiş tarihleri, ne kadar iş olduğu, ne kadarı tamamlandığı, tahmini dışında asıl başlama ve bitiş tarihleri, kaynaklar ya da öncül ardıl var ise bir aktivite başlaması için başka bir aktivitenin bitmesi ya da aynı anda başlaması belki gerekiyor olabilir. Bunları sistemde tanımlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir plan görünümü ben buradan erişebiliyorum. Bakın ayrıca burada bu şekilde üstüne geldiğinde bir information of deliverable diye bir zarf şeklinde sarı bir ikon geliyor.
Bu da bahsettiğim aslında proje planlarını datalarla ilişkilendirebilirsiniz. Tabii ki zorunda değilsiniz. Her aktivitenin bir çıktısı olmak zorunda da değil. Ama bir çıktısını görmek istiyorsanız da bunu yönetmek istiyorsunuz. Bunu proje ekleyip yapabilirsiniz. İlgili aktivitelerin sonunda beklediğiniz çıktıları bir teslimat, deliverable olarak ilişkilen, bunu bir proje yöneticisi bir teslimat olarak beklediğini ifade eder. Daha sonra bunu kimden beklediğini istiyorsa, bu dediğim gibi ilgili kullanıcı görevlerine gittiğinde MyTask tablosu altında bu teslimat, bu deliverable görevlerini görüyor olur. Ve ilgili yapması gereken, eklemesi gereken data neyse bunu product altından ya da proje altından ilişkilendirebilir. Bakın burada içine girdiğimde örnek olarak bir teslimatta ismini burada Right Drill Specification olarak görüyorum. Teslimatın ismi buymuş. Bakın subject kısmında da ilgili dokümanın linki yer alıyor. Ve bunun sahibi kimmiş? Ezgi Denizmiş. Bunu ya görüyorum. Bakın burada link şeklinde geliyor. Ben bunun üzerine tıkladığım zaman dokümanın sayfasına gidiyorum. Buradan proje planında teslimatları inceleyebilirim, görebilirim. Buradan dokümanı açabilirim, içini inceleyebilirim. İstediğim şekilde yönetmem mümkün. Tekrar proje planımıza gelelim. Tamamlanan aktiviteler burada ayrıca yer alıyor. Dediğim gibi süreler yer alıyor. 11 ile gelen bir yeni özellik de bu arada teslimat artık sistemde iki türlü oluşturulabiliyor. Bir deliverable şeklinde oluşturmak ya da deliverable aktivite şeklinde oluşturmak. İki türlü teslimat ilişkilendirmek mümkün proje planında aktivitelerle diyelim ya da aktivite bazında yönetmek mümkün. Şöyle teslimatlarınız İlla proje klasörlerinde yer almak durumunda değil, deliverable olarak eklediğinizde. Yani siz halihazırda bir product altında, örnek olarak burada drive system product'ımızı varsayalım. Buradaki bir klasörlerine gittiğimde, halihazırdaki buradaki bir datayı proje planındaki bir aktivitenin teslimatıyla ben ilişkilendirebilirim deliverable olarak olduğunda. Veya deliverable aktiviteden bahsetmiştim. Örnek olarak burada şu şekilde ikonu farklı geliyor. Schedule Deliverable diye. Deliverable aktivite olarak oluşturulan bir teslimat modelinde diyelim. Burada teslimat yine bir çıktı. Tabii ki de bir istediğiniz gibi dediğim gibi teknik resim bir cat datası, bir BOM olabilir, tabii, doküman olabilir, neyse, resim neyse. Bunu ilişkilendirmek istediğinizde deliverable aktivitede yani şurada scheduled deliverable olarak yazıyor. Yanında bir ikonu da var farklı olarak diğerlerinden. Bunda bir ilişkilendirme yapmamız gerektiğinde bu datanın ilgili proje altında yer alması gerekiyor. Burada bir ilişkilendirme yapmanın tek farkı bu. Bu arada proje içerisinde şundan bahsetmiştik. Projede datalarımız yer alabilir demiştim. Yeni bir şey oluşturabilirsiniz. Bakın burada da new document var. Burada da workspace mantığı var. Tabii ki bir tasarım olabilir. Yeni bir dediğim gibi yeni bir ürün tasarım için de bir proje oluşturulabilir ve bu proje altından yönetilebilir. Burada da workspace mantığımız var. Yeni bir ya da bir BOM oluşturmak mümkün. Winchi partımız var. Ama onun dışında design klasörüne gittiğimde bakın şu şekilde ikonları olan Winchi part ve cat partları görüyorum. Yanında da birinde shared from PDM, diğerinde Checkout from PDM yazıyor örnek olarak. Bunlar ne demek? Yeni bir şeyler oluşturabileceğiniz gibi halihazırdaki product'lar altından datalarınızı paylaşabilirsiniz demiştim. İşte bu paylaşma ikonu yani siz shared from PDM mesela bu data normalde bu klasörün içerisinde hangi proje şeyden geldiğini, bu product'tan geldiğini şöyle arama da yapabilirim. Arama yaptığımda part değil tabii ki CAD olarak devam edelim ya da all types diyelim. Arama yaptığımda bunun drive sistem altında olduğunu bakın görebiliyorum. Buradan ikonuna tıkladığımda ve gittiğimde bu product altında yer aldığını görüyorum. Burada ayrıca projeyi bir yeni segment açıp projeyi görmek istemiştim. Onun için yapmıştım bunu. Bakın burada ikonun üzerine geldiğimde
Share to Project yazıyor. Diğerinde Share from PDM, burada da Share to Project olarak yazıyor. Buradan da bir projeyle paylaşıldığını görebilirim. Bunun dışında tekrar Design klasörüne döneceksem projede, bakın bir de Checkout from PDM yazıyor. Dediğim gibi bunu bir portal olarak kullanabilirsiniz demiştim. Tabii ki portal olarak illa kullanmak zorunda değilsiniz ama hani faal yazıdaki, product'taki datalarınızı buraya da paylaşıp görmesini istediğiniz kullanıcılara sadece görmek. Burada da Checkout from PDM ile de değiştirebilme yetkisi de verebilirsiniz demiştim. Burada Checkout from PDM olduğunda aslında değiştirebilme yetkisi vermiş oluyorsunuz. Burada artık yetkisi olan kullanıcılar bu CatPart'ı Creo'da ya da herhangi bir tasarım programında artık açıp değişiklik yapıp tekrar proje altına yükleyebilir, ilişkilendirebilir. Bunu yönetmek de mümkün. Burada BOM'u değiştirebilir neyse. Bu datayı aramak istediğinizde ya da şu Vinci part aramak istediğinizde örnek yetkisi olan kullanıcılar şu şekilde görecekler bakın. Bir gas powered drill project görüyorum. Bir de dry sistem görüyorum. Eğer bu projeye yetkisi varsa kullanıcının bu şekilde görüyor olacak araba yaptığında. Bakın burada share to project yazıyor drive system yani product altında bu şekilde yazıyor. Checkout to one or more project daha fazla projeyle paylaşabilirsiniz bu arada. Product altındaki bir datayı istediğiniz kadar projeyle paylaşmanız mümkün. Ama paylaşılan projelerden tekrar product'taki data üzerine bir güncelleme, bir veri aktarımı yaptırmak istiyorsanız bir tanesinden bir şey alıp projede hangi bir projedeki o paylaştığınız datanın üzerindekini product altına yazdırmanız mümkün ama istediğiniz kadar projeyle product'taki datayı paylaşmanız mümkün. Burada bir de bakın checkout from PDM geliyor. Yani projenin içerisinde de checkout from PDM şeklinde ikonu geliyor. O yüzden ben hem proje hem dar sistem yani product altında bu datayı görebiliyorum. Tabii ki projede görme yetkisi olan bir kullanıcı için söylüyorum bunu. Ayrıca projede projeyle paylaştığınızda ve projede güncelleme yapabilme yetkisi verdiğiniz durumda bakın versiyonu artık farklı oluyor bu datanın. A.1 iken product altında burada A-1.0 şeklinde bir versiyonlama yapıyor proje içerisinde ve bundan sonra her bir iterasyon A-1.2 şeklinde her bir checkout şeklinde burada devam ediyor. Siz eğer buradaki değiştirmeleri yaptıktan sonra var olan dry sistem altındaki product'ta tekrar bu datayı, projedeki datayı bunun üzerine aktarmak istiyorsanız bunu tabii ki buradan send to PDM diye bir özelliği var gösteririm. Bunun üzerine tıkladığınızda bunu artık A.2 şeklinde product altındaki datanın üzerine yazabilirsiniz. Bunu da yönetmeniz mümkün. Tekrar proje planımıza gelelim. Teslimatlardan bahsettik, aktivitelerden bahsettik, plandan bahsettik. Planları, proje planlarını görmenin yöntemleri var demiştim. Gantt şeması şeklinde görmek örnek olarak. Yani sol tarafta proje planınız bu görünüm şeklinde gelecek. Sağ tarafta da bir zaman çizelgesi şeklinde görmek mümkün. Bakın burada View Gantt Explorer diye bir özellik var aksiyon menüsünde. Ya da bu şekilde bir projeyi Gantt şemasında açabileceğiniz gibi tüm projeleri gördüğünüz bu ekranda istediğiniz kadar projeyi Gantt şemasında birlikte açmanız da mümkün. Bu şekilde de Gantt şemasını açabilirsiniz. Projeleri hatta ortak aktiviteleri varsa bunlar bazında incelemeniz, kaynaklar bazında bile incelemeniz mümkün. Ya da tek bir projeye gidip projeyi plan sayfasındayken Gantt şemasında açabilirim. Burada Gantt şeması şeklinde görüyorum. Solda proje planı sayfasında gördüğüm görünüm. Sağda da bir zaman çizelgesi. Şu an kalımlarımı toplayarak getiriyor bana. Ben burada yukarıda menülerimiz var. Burada Expand All deyip açabilirim alt kalımlarını.
bakın burada da görünümümüz var, view diye bir görünüm var burada. Ben diyorum ki plan görünümü gelsin, bu şekilde görmek istiyorum. Yani plan sayfasındaki görünümün aynısını burada da açabilirim. Bakın kaynak bazında arama yapmanız, istediğiniz kaynağı süzmeniz ya da aktivite bazında süzme yapmanız mümkün. Bunun dışında burada critical path'leri de görüyorsunuz. Halihazırda proje termin tarihini etkileyen belli aktiviteleriniz varsa bunların da critical path olarak sistemde görüyorsunuz ve bunları burada incelemeniz de mümkün. Burada ayrıca burayı tabii ki genişletebiliriz. Pardon, full ekrana geçtim. Zaman çizelgesine zoom yapma, zoom in ya da küçültmeniz mümkün. Bu şekilde dediğiniz gibi yönetebilirsiniz buradaki kırılımı. Bunun dışında örnek olarak burada bir aktiviteniz var ama bu planımız tabii ki uzun bir süren bir proje planı olabilir. Şu an size Valiada'daki durumdaki yerini açar. Onun dışında siz belli bir aktivitenin zaman çizelgesinde nerede olduğunu görmek istiyorsanız burada sağ tık scroll to diyerek bakın bu aktiviteye gidebilirsiniz. Bakın aktivitenin üzerine geldim. Aktiviteyi bana daha doğrusu zaman çizelgesinde bana aktivitenin durumunu gösterdi. Bu aktivite şu an tamamlanmamış. Mesela %90 tamamlanan bir aktivite. Bunu burada bir şekilde görüyorum. Aktivitelerin birbiriyle ilişkisi var ise, yani biri bittikten sonra diğeri başlayacak, o da diğeri de ondan sonra başlayacak şeklinde birbiriyle öncül ardıl ilişkisi varsa bunu da buradan görüyorum. Burada bakın I just summer activity dediğimiz gruplama yöntemimiz var. Tabii ki planımızı oluştururken aktivitelerimizi gruplayabiliriz istediğimiz şekilde. Bu grup aktiviteleri, yani şöyle düşünün, develop user guide bir grup aktivitesi altında alt kırılımları var. Bu grup aktivitesinin bitmesi için altındaki tüm alt kırılımların tamamlanması gerekiyor. Bunun süresi alt kırılımların toplam süresi şeklinde söyleyebilirsiniz. Burada critical path dedik, görünümden bahsettik. Capacity report var. Capacity report, bunu plan sayfasında direkt açabileceğiniz gibi buradan da açmanız mümkün. Capacity report'a tıkladığımızda da projede kaynak olarak kullanılan kullanıcılar ya da kaynaklar neyse, dediğim gibi illa canlı olmak zorunda değil, bunların kullanım durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz burada. Süreleri ve yoğunluğu bakımından. Bunun için ayrıca custom raporlar da tabii ki üretmek mümkün. Ama capacity report'tan da genel olarak projede kaynakların kullanımı, çakışan durumlar söz konusu, bunun gibi bilgileri buradan görmeniz mümkün. Bunun dışında bu capacity report'u dediğim gibi tüm planları gördüğünüz sayfada, planların hepsini gördüğünüz sayfada, projeleriniz daha doğrusu. Burada capacity report'ına, pardon, Gantt şemasına gidip daha sonra o projede 2-3 proje, buradaki bütün kaynakların kullanımı capacity report'una da ayrıca geçmeniz Gantt şeması içerisinden mümkün. Ayrıca proje oluşturmak için burada bakın proje, new project ikonu var. Bunun üzerine tıklayarak yeni proje oluşturabilirsiniz. Proje yöneticisi konumunda, yani sistemde proje yöneticisi, proje oluşturma yetkisi kimlere verilmişse, illa bu proje yöneticisi olmak zorunda değil tabii, sizdeki organizasyon aşamanızda yer alan bir, illa proje yöneticisi olan bir kullanıcı sistemde proje oluşturmak zorunda değil. Siz sistemde kimlere yetki vermek istiyorsanız proje oluşturumunda, bunlara yetki tanımladıktan sonra ilgili kullanıcılar burada proje oluşturma ikonunu görüyor olacak ve buradan da projelerini oluşturabilecekler. Tekrar proje planımıza gidelim. Ayrıca burada baseline var. Bakın baseline, sistemde baseline almak. Sistemde anlık proje planınızın görüntüsünü alabilirsiniz. Ki biz tavsiye olarak aslında proje planlarınızı başlatmadan önce sistemde proje için baseline almanızı öneriyoruz. Ki proje planım nasıldı, sonrasındaki yaptığım değişikliklerden sonra nasıl bir duruma geldi şeklinde eğer kıyaslama yapmak istiyorsanız baseline alabilirsiniz. İstediğiniz anlık baseline alabilirsiniz.
2 aylık, 3 aylık bu size kalmış. Tabii ki bunu proje yöneticisi yönetiyor olacak. İstediğimiz kadar baseline alabiliriz bu arada. Burada proje planımız sayfasında burada new baseline diyerek istediğim kadar baseline alabilirim. Bunu proje yöneticisi yönetiyor. Bakın burada current plan, active baseline diye bir opsiyon var. Yani sonrasında current plan dediği şu an güncel olan planımız. Buradaki diğer isimlerini verdiğimiz, benim baseline alırken verdiğim isimler, birini ilk oluştururken diğerini de işte bugün aldığım bir baseline örnek olarak. Ben istediğim baseline'ı aktif yapabilirim. Şu an mesela bu aktifmiş. Ben burada diğer baseline aktif yapmak istiyorsam sağ klik set aktif baseline diyebilirim ya da halihazırdakini kullanabilirim. Bu ne demek? Daha sonra plan sayfasına geldiğinizde bakın görünümleriniz var demiştik. Burada ayrıca baseline görünümleri var. İstediğiniz, bu arada istediğiniz kadar burada görünüm oluşturmanız mümkün. Bunu siz istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Hatta sisteminizde organizasyon içerisinde PLM'de admin olan kullanıcılar da sizler için bir görünüm oluşturup tüm kullanıcılara açabilir bu görünümleri. Her bir kullanıcı kendi oluşturabileceği gibi sistem adminleri tarafından oluşturulan görünümleri de kullanabilirler. Burada baseline görünümüne geldiğim zaman sistem bana burada bu şekilde bir görünüm getiriyor. Burada şu andaki süresi neydi? Baseline aşaması alındığında süresi neydi? Arasındaki fark ne kadar? İşte tahmini başlangıç süresi neydi? Baseline'daki neydi? Bitiş neydi? Şu anki bitiş tahmini nedir? Baseline aşamasında neydi? İşte tamamlanma ne kadardı? İş ne kadardı? Şu an ne kadar şeklinde kıyaslama yapmanız burada mümkün. Bu dediğim gibi bu bilgileri istediğiniz gibi düzenlemek ya da sizin istediğiniz gibi düzenlemeniz mümkün. Ve bunu ayrıca çıktı da alabilirsiniz. Bakın burada Excel ya da PDF çıktısı almanız mümkün bu görünümü. Burada plan görünümünü çıktısını alabilirsiniz. Burada görünümlerin plan sayfasındayken şurada steklerden de özellikle bahsedeyim. Running ve Schedule stekleri yazıyor. Running şu an halihazırda çalışan bir proje demek. Projenin dediğim gibi etapları var. Defined, Running, Suspend, Cancel, Completed gibi. Scheduled da bu arada planın state'i, planın yaşam döngüsü. Siz projeleri durdurduğunuzda burada suspend yapar. İlgili kullanıcılar mesela görevleri tamamlayamaz. Running durumunda olan bir proje başlar ve doğal olarak mesela proje ilk oluşturulduğunda hatta biz ilk başta start verilmemesini, tanımlanmaların yapıldıktan sonra istediğimiz an hazır olduğunda projeye başlatılmaya start verilmesini öngörürüz ve bunu tavsiye ederiz. Böyle bir durumda mesela ilk oluşturulduğunda projeye ilgili kullanıcılar, takımdaki eklediğiniz kullanıcılar, proje yöneticisi proje dışında olan bu arada ya da yetkisi dışında olan diyelim, kullanıcılar o projeyi göremezler. Siz ne zaman projeyi başlattığınızda ilgili kullanıcılar hem projeyi görebilirler hem de projeye davet edildiğiniz şeklinde mail alıyor olurlar. Hatta projeye atacağınız maili siz ayrıca projeyle ilgili bilgiler de tanımlayabilir, bunları paylaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda ilgili kullanıcılar mail gider ve linkten projelere erişebilirler ya da sisteme girip proje altından, proje recent projes altından görüntüleyebilirler. Stekleri de bu şekilde yönetebilirsiniz. Bunun dışında görev kapatmaktan bahsedelim. Projede peki görevler nasıl geliyor? Kullanıcılar nasıl görev kapatıyor? Örnek olarak mesela bu proje planında şu an tabii ki baseline görünümü değil de plan görünümüze gelelim. Şu an hali hazırda şu görevimin mesela devam ettiğini görüyorum. Burada kaynak olarak da Onur Ak üzerinde olduğunu görüyorum kaynağının da. Şu an ben proje yöneticisi konumundayım. Mesela Onur Ak kullanıcısıyla girdiğimde bakın ana sayfaya geldiğimde burada Gather Technical Information diye bir tane Resource Assignment görüyorum. Projeden atanan görevler size Activity, Resource Assignment ya da Deliverable şeklinde geliyor olacak. Dediğim gibi onları da My Task tablosu altında görebileceksiniz. Proje planınız otomatik yürütülen bir proje planıysa ayrıca mail alabilirsiniz. Ama onun dışında her bir aktivite için otomatik ya da manuel bunları My Task altından yönetebilirsiniz. Hangi projenin görevi olduğunu ayrıca buradan görürsünüz. Görevinize girdiğiniz zaman burada benden ne isteniyormuş onunla ilgili bilgiler var. Ayrıca benden bakın bir teslimat isteniyor. Bu mesela bir deliverable aktivite şeklinde oluşturulan bir görevmiş.
benden teslimat yüklenmesi istiyor. Associated Deliverables örnek olarak. Bunu yönetmek için mesela bu kullanıcıyla bu görevimizi kapatalım. İlgili teslimatımızı buraya yükleyelim. Önce teslimatımıza gidelim. Klasörlere gittiğimde Technical Information mesela Device Specifications altından Technical Information dokümanını ben bu görevle ilişkilendirip görevimi kapatmak istiyorum. Burada bakın Deliverable bu başka Device Specification yanında Deliverable şeklinde gelmiş gördüğünüz gibi. Yani siz bu proje klasörlerine girdiğinizde bu dataları yanında bu şekilde ikonlar görüyorsanız bunu bir teslimat olarak ilişkilendirdiğini görebilirsiniz bu projede. Şu an bu ilişkilendirilmediği için yanında gelmiyor. Bir de ayrıca bakın burada root process status diye bir bilgi var. Projelerde yayın akışları kullanabilirsiniz demiştim. Dediğim gibi bir portal gibi kullanıp ilgili kullanıcılara değişiklik yapması için açmanız ve sonrasında onların size onay için göndermesine izin vermeniz mümkün. Ya da dediğim gibi yeni bir ürün projesi siz kendi içerisinde yönetiyorsunuz bu projeyi. Bunun için de bir yayın süreci ayrıca burada tanımlamak ve bunu yönetmek de mümkün. Sistemde hali hazırda kullanılan, default olarak kullanılan yayın süreciyle önce bu technical information dokümanını yayınlayıp daha sonra bu görevle mesela ilişkilendirelim. Bu bir örnek olsun bizim için. Bunun için yayın başlatmak için burada root sürecini kullanıyoruz. Bakın root var. Üzerine sağ klik yaptığımda root'a geliyorum. Root'a tıkladığım zaman burada benden bu sistemde var olan süreçler, default süreçler istediğim süreci seçmemi istiyor. Örnek olarak approval routing sürecini seçiyorum. İlerletiyorum. Burada benden kimlerden, bu arada dediğim gibi roller istediğim gibi tanımlayabiliriz. Burayı değiştirmemiz, yönetmemiz mümkün. Şu an benden bir onaylayıcı seçmemi istiyor. Ben de diyorum ki yürü onaylasın. Devam ediyorum. İsterseniz burada bilgi girebilirsiniz. Burada süre verebilirsiniz örnek olarak. Ya da notification isteyebilirsiniz. Ayrıca projede mesela burada yayınlanma sonrasında external participants dediğimiz mesela e-mail adresleri varsa yönlendirmek istediğimiz bu doküman ya da data yayınlandığı durumda ilgili mail atmak istediğimiz durumlar varsa bu mail adreslerine buraya girme ve sonrasında süreç bittiği durumda yayınlandığı izin verildiğinde ya da onaylandığı durumda diyelim bu mail adreslerine ilgili maillerin atılmasını da sağlayabilirsiniz bu sürecinde. Ben şu an finish diyorum. Bakın bu link bana da artık geldi. Root process status. Şu an Onur Ak kullanıcısıyım. Approval request şeklinde bir görev onaylanması için Ali Gür'ü seçmiştim. Ona bir görev gitti. Tabii ki Ali Gür ancak bu görevi kapatabilir. Onur Bey değil. Şu an Ali Gür olarak giriş yapalım. Ali Gür olarak giriş yaptık. Ali Gür olarak giriş yaptığımız ana sayfaya geldiğimizde bakın approval request diye bir görev geldi. Görevime giriyorum. Görevde benden ne isteniyor? Onunla ilgili bilgiler var. Ayrıca dokümanın linki var. Bunları buradan dokümanın sayfasına gidip inceleyebilirim. Onay vereceğim durumda burada onayı seçip onay diyerek yorum da yazabilirim. Görevimi kapatırım. Görevimi kapattığım zaman, Ali Gür olarak görevimi kapattım. Tabii ki artık açık görevlerimde görevimi görmüyorum. Tekrar Onur Ak olarak devam edersek. Bakın bu sürecin tamamlandığını görüyorum. Dokümanımıza gidelim. Device Specifications klasörüne. Technical Information dokümanının approved olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi bu root süreciyle hatta bilgisine gittiğimde. Bakın burada approval process segmesi bunu admin kullanıcı dediğim gibi sizin için açar ve diğer kullanıcılar da görebilir, inceleyebilir. Burada kimin onayladığına ne yorum yaptığını burada görebilirsiniz. Bu doküman onaylanmış diye görüyorum. Artık ben bu dokümanı ilgili görevimle ilişkilendireceğim. O yüzden bunu kopyalayabilirim. Kısa yöntem. Copy dedim. Clipboard'a atabilirim. Örnek. Sonrasında ana sayfaya gider. Görevime gelirim. Görevimin sayfasına gidiyorum. Track work diyorum. Görevimi %100 yaptığımı ifade ediyorum. Ve teslimat olarak da dediğim gibi bu deliverable activity. Ben buna bir teslimat ilişkilendireceğim. Şu an search şeklinde geldi.
cancel diyelim. Burada paste var, özür dilerim. Paste subject diyecektim. Diğer türlü arayıp tabii ki doküman numarası ya da isimden arayıp yapıştırmanız mümkün. Ben şu an kopyaladığım için paste diyorum direkt. Bakın dokümanı buraya getirdi. İlişkilendiririm. Finish diyerek. Görevimi tamamladım. Artık açık görevlerimde görevimi görmüyorum. Demo kullanıcısı olarak, yani proje yöneticisi olarak gittiğim zaman sayfayı yenilediğimde bakın bu görevin tamamlandığını görüyorum. Gördüğünüz gibi. İçine girdiğim zaman Deliverable sekmesinde ilgili dokümanın linkine erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi içine girdiğimde dokümana gidiyorum. Dokümanı inceleyebilirim. Bundan sonra dokümanı açma, inceleme yapabilirsiniz. Data paylaşmaktan bahsedeyim. Toplantıdan bahsedeceğim. Toplantı sonrasında ayrıca aksiyon adımları da atayabilirsiniz. Projenin bir özelliği olarak action item'lar tanımlamak mümkün. Bunu yönetmek, bunu takip etmek mümkün. Bundan bahsedeceğim. Önce bir data paylaşımını göstereyim. Daha sonra bir toplantı oluşturalım. Datalar, klasörler altında dediğim gibi yeni bir şey oluşturmak bu proje içerisinde mümkün. Tabii ki var olanları da projelerle paylaşmak mümkün. Burada dediğim gibi paylaşılanlar bu şekilde geliyor. Peki nasıl paylaşılmış bu data diye sorarsanız. Project link olduğu durumda ilgili projeyle data paylaşmak istiyorsanız. Burada paylaşılanlara bakın görüyorsunuz. Hatta bunlara değişiklik yapma yetkisi de verilmiş. O da burada inceleyebilmeniz mümkün. Ya da bir tanesini mesela bu datayı ayrıca paylaşmak istiyorum projeyle. Nasıl yapıyorum? Buraya gelip add to dediğimde add to project var. Add to project diyorum. Buradan projeyi seçiyorum. Bütün projelerini görmek istiyorum. O yüzden ya da bir projenin ismini numarasına göre seçim yapabilirsiniz. Ya da ben çok fazla projem olmadığı için direkt search dedim. Projemi seçtim. Sonra diyor ki bana nereye atmak istiyorsun? Diyorum ki design klasörünü atmak istiyorum. İlerletiyorum. Burada bana WinChipArt'ımı getiriyor. Diyorum ki WinChipArt'la birlikte CAD datası da gelsin. Ayrıca diyorum ki teknik resmi varsa bana getir. Veya doküman ilişkiliyse isteyebilirsiniz örnek. Şu anda yok. Sadece bu şekilde geldi. Burada finish dediğimde object successfully shared to project gas powered diri project 2 diyor. Yani iki tane nesnenin gas powered diri projectle paylaşıldığını bana bilgilendiriyor. Bakın design klasörüne gittiğim zaman projemde yeni paylaşılan datalarımı burada artık görebilirim. Ayrıca paylaşılan dataları, bakın Convert to PDM Checkout var. Bu işte burada değişiklik yapmasına izin vermek demek. Bunu tıkladığınız zaman bu projede bu data üzerinde değişiklik yapmasına da izin verebilirsiniz bu şekilde yönetmeniz mümkün. Şunlar da izin verilmiş örnek olarak. Bakın bunlara bunların aksiyon menüsüne gittiğimde Undo PDM Checkout yani yetkisini tekrar alabilirsiniz, tekrar sadece shared modunda açıp görüntülemesine izin verebilirsiniz. Ya da bakın send to PDM var. Bu da işte halihazırda product altında yer alan bu WinChipArt'ın üzerine buradaki datanın aynısının üzerine yazması için kullanılan yöntem. Send to PDM diyerek şunun numarasını bir kaydedelim. A-10'ı bu şimdi hali hazırda A nokta isterseniz bir bakalım. Şuradan gidip bakalım. Ya da şöyle yapalım. Bu datayı bir arayalım. Drive sistemde A nokta 1 olarak yer alıyor. Bakın. Bu product'ın altında. Şimdi ben bunu send to PDM dediğimde bunu tekrar shared moduna getirecek.
Artık datayı shared moduna gösterecek. Ve PDM'de bunu A.2 olarak kaydedecek. Buradaki değişikliği onun üzerine yazmış olacak. Şuradan aramalarımdan tekrar devam edersem, tekrar aradım. Send to PDM demiş, gördünüz mü? Ve burada bakın A.2 oldu gördüğünüz gibi. A.1'di, artık A.2 olarak bu projedeki değiştirilen halini bunun üzerine product altındaki, datanın üzerine yazmanız mümkün. Peki, meeting'den bahsedelim. Toplantı oluşturmak. Projede toplantılar oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz kadar toplantı oluşturmak, buradan yönetmek mümkün. Desktop integration özelliğimiz var. Bu ofis programlarıyla entegre şekilde çalışmak demek. Bu ne demek? Word, Excel ya da PowerPoint gibi dokümanların içerisinden gelen menüler sayesinde, ki bunları da bunun içinde Quick Links altında software downloads'tan ilgili pluginleri yüklemeniz gerekiyor. Öncesinde bunu her bir kullanıcının yapması gerekiyor. Bu desktop integration için ilgili pluginler yüklendiği durumda Word, Excel içerisinde menüler geliyor. Linkin ya da isim ne verilmişse PLM ile ilişki kurmak için. O menüye tıkladığınızda oradan, yani bu dokümanı masa üstünüze atıp tekrar Linkin ile gidip dokümanı yüklemek ya da değiştirmek yerine dokümanın içerisinden direkt Linkin ile aktarabilme, Winchill'de yönetme opsiyonunuz mümkün desktop integration ile. Burada meeting'de de Outlook üzerinden toplantı davetleri oluşturmanız da mümkün. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Örnek olarak Outlook'a gittiğimde yeni bir tane toplantı diyorum. Bakın burada Winchill menüm var. Buna tıklıyorum. Burada new geliyor. Yeni diyorum. Buradan benden projemi seçmemi istiyor. Arayıp bulabilirim. Yani şu anda projem burada mevcut. Ben de direkt üzerine geldim. Gas Power Trip projesini seçiyorum. Buraya bir isim veriyorum. Ne toplantısı bu? Örnek olarak kullanıcı kılavuzu değişikliği diyelim. Ne zaman olacak bu toplantı? Bugün olsun. Hemen acil bir toplantı. Hatta 4.30'da hemen yapmak istiyorum bu toplantıyı. 30 dakika sürecek. Ne kadar sürecek? Ayrıca odayı hangi yerde yapılacak onu da burada belirtmeniz mümkün. Ajandası ne bu konunun? Kullanıcı kılavuzunda değişiklik yapılması isteniyor. Örnek neyse. Buraya agenda yazabilirsiniz. Peki kimlerin katılmasını istiyorsunuz? Ben Onur Akın, demo user'ın ve ayrıca Ali Gül'ün katılmasını istiyorum. Seçtim. Okey dedim. Ekledi. Next dedim. Burada toplantı ne ile ilgiliyse, yani sistemde yer alan bir doküman üzerinden bir toplantı yapacaksınız ya da bir data üzerinden, bir teknik resim üzerinden neyse ilişkili, konuşmak istediğiniz konu sistemde bir şeyse, bunu burada sistemdeki datayı buraya ilişkilendirmeniz mümkün. Bunun üzerine konuşacağız şeklinde. Ben şu an boş bırakıyorum. Finish dediğimde bakın sistem mail adreslerini çekiyor. Süresini, ne zaman olacağı gibi bilgisi, ajandasını yazıyor. İşte kimlerin davet edildiğini yazıyor ve benim mailimin içerisinde bunları link olarak ekliyor. Sonrasında bana kısaca bir şuraya merhabalar, toplantıya davet ediliyorsunuz şeklinde. Şeklinde bir yazı yazmak ya da ne yazmak istiyorsanız onu da ekleyebilirsiniz tabii ki. Sonrasında bu maili gönder diyerek konumunu soruyor.
gönder diyerek gönderebilirsiniz. Bu şekilde oluşturmanız Outlook üzerinden de mümkün. Bakın buraya geldiğimde, Winch ile geldiğimde kullanıcı kılavuzu değişikliği şeklindeki bu oluşturduğum Outlook üzerinden toplantıyı burada görüyorum. Kullanıcı mailleri doğru olmadığı için şu an tabii ki bunu gönderdi. Önemli değil. Bakın buradan New Meeting diye oluşturmak da mümkün. Outlook üzerinden de oluşturmak da mümkün. İstediğiniz gibi yönetmeniz mümkün. Toplantıya girdiğinizde burada bilgilerine erişiyorsunuz. Related Object tabında kimler katılıyor, ne üzerine konuşulacak dediğim gibi buraya ilişkilendirmeniz mümkün. Veya toplantı notları, minutes dokümanı buraya, toplantı sonucundaki notları buraya da ilişkilendirmeniz mümkün. Ayrıca Action Items var. Bu çok güzel bir özellik. Ayrıca yani halihazırda yaptığınız toplantıları kaybolmasını, eriyip gitmesini engelleyebilirsiniz. Bunu Winch'de oluşturduğunuz zaman burada toplantı konularını, katılımcıları, her şeyi ekleyip sonrasında ilgili toplantının çıktısı olarak aksiyon alınması gereken adımlar var ise bunda sistemde toplantı oluştuktan sonra aksiyon adımları olarak ilişkilendirmeniz mümkün. Sistemde action item aslında anlık görev atama olarak kullanılıyor. Project Link sayesindeki bir özellik. Bu herhangi bir kullanıcı, başka bir kullanıcıya action item atayabilir istediği gibi. Ama asıl mantığı da dediğim gibi proje arkasında aksiyon adımlarını takip etmek amaçlı. Burada aksiyon adımları proje planının yardımcı adımları gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki proje planında aksiyon adımlarını göremiyorsunuz ama proje aktivitesinin bir tanesinin tamamlanması için bir alt bir adımın daha yapılması gerekiyor. Ya da bir iş çıktı örnek olarak. Bunu bir action item'la ifade etmeniz ve yönetmeniz de mümkün ayrıca da. Onun dışında proje dediğim gibi toplantıları, proje içerisinde yalan toplantılar sonucunda aksiyon adımları oluşturmanız mümkün. Burada new action item var. Aksiyon adımı diyelim. Örnek, burada projede yer alan kullanıcılar açısından Aligör'ü seçtim. Mesela deadline verebilirim. Diyorum ki şu güne kadar bu işi bitir. Açıklama yapabilirim neyse. Şu an open durumda. Deadline verdim. Ve bu okey dediğim zaman bu aksiyon adımını burada oluşturmuş oluyorum. Sonrasında bu toplantının aksiyon adımlarını ayrıca görüntülemeniz mümkün. Bakın burada tek tek oluşturmak dışında şurada download template diye bir özellik daha var. Bu şöyle. Action item bu download altına kaydediyorum diyor. Okay, save diyorum. Sonra bu ilgili tabloyu açtığım zaman bakın bir böyle Excel geliyor bana. Burada Excel içerisinde aksiyon adımlarını istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Görev 1. Görevlerin önce adımları, isimleri neyse. Bakın zorunlu alanlar yıldızla belirtilmiş zaten. İşte tarih verebilirsiniz isterseniz. Bakın assigning kısmına geldiğinizde kullanıcılar geliyor. Bunları buradan seçebilirsiniz. Burada status mesela değil, pardon, şurada state bazında açık yapmak istiyorum. Şu an açık bunlar, kapanmadılar deyip ya da ayrıntılı diğer bilgileri istediğiniz gibi doldurup bunu save ettiğinizde sonrasında tekrar burada Actions menüsünde Import from Excel var. Bakın gördüğünüz gibi toplu olarak Excel'de oluşturup sonrasında Excel'den direkt buraya aktarmanız ve yönetmeniz de mümkün. Bu şekilde de yönetebilirsiniz. Bu da size bir görev olarak geliyor ayrıca da. Dediğim gibi bakın ben kendime de atılmışım tabii ki. Ben de kendimi de görüyor olacağım. Buraya görev 2 şeklinde ana sayfaya geldiğimde My Task altında Action Item olarak görev 2 şeklinde burada görüyorum. Bakın bu benim görevim. Orada Actions'dan Edit diyerek
burada tamamladım, resolution'umu yazarak, işte bunu close diyerek, result diyerek daha doğrusu, işte %100 yaptım diyerek mesela. Pardon, şuraya yazacağım. Ya da belli aşamalarında ifadelerde bulunabilirsin. Mesela %50'sini yaptım şu an, işte istediğim zaman da bitecek deyip burayı mesela yeşil yapmanız falan gibi yönetmeniz de mümkün. Bu da ayrıca mesela aksiyon adımı atan kullanıcı sizin bu gidişatınız hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca görevin süresi mesela bir deadline verilmişse o geçtiği zaman size aksiyon adımı atan kullanıcıya da geçtiği tarihin geçtiğiyle ilgili görev gidiyor. Mail gidiyor sistem tarafından daha doğrusu. Onun dışında bu bir toplantının arkasındaki bir aksiyon adımıysa örnek olarak, tabii ki böyle gidişat hakkında bilgi verdiğiniz zaman burada hani aksiyon adımlarını takip eden bir kullanıcı, bir toplantının arkasındaki görevleri gören kullanıcı bunları da hakkında bilgi sahibi olur. Hani sadece bitirdiğiniz zaman değil, yaptığınız işlerin her anını aslında kaydetmenizi öneririm. Bunu yaptığım zaman tabii ki görevim open altında artık görünmeyecek. Ve toplantıya gittiğimde burada tamamlandığını görebilirsiniz. Bu şekilde yönetmeniz de mümkün. Ayrıca da aksiyon adımlarını. Bunun dışında dediğim gibi toplantının sonucunda bir aksiyon adımı olabilir ya da tasks altından bu product'taki task'la project'teki task'la aynı mantıkta task'ta tüm görevler yer alır. Bakın open dediği için tüm görevler burada yer alıyor. Burada aksiyon adımlarını burada görmeniz mümkün. Bakın burada da aksiyon adımları var. Onun dışında bu projede bir toplantının sonucu değil ama bağımsız olarak bir aksiyon adımı oluşturmak istiyorsanız da buradan new action item diyerek de ayrıca oluşturmanız mümkün. Bunu da yönetebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sorularınızı bana mail yoluyla iletebilirsiniz istediğiniz şekilde. Teşekkürler.